Bir, rakamların ayrı, harflerin ayrı enerjileri var. Aslında biraz da birbirleriyle örtüşüyor. Mesela elif. Elif harfi, Arapçada elif diye söyleriz. Latince'de alfa mesela. Yahudi alfabesinde ise alef diye geçer. Elif. Ama şimdi Arapçada şöyle bir şey de var. Şimdi tabii biz Latin alfabesini konuşuyoruz ama birçok ülkenin kendi özel, işte Kiril alfabesi var, Çin, Japon alfabesi, farklı farklı karakterler de var. Şimdi oradaki enerjilerle işte konuşma telaffuzları da farklı olduğu için mesela Almanca'da da işte birkaç harf birleştiği zaman TSC, işte Ç harfi, dört harfi tane harften oluşuyor. Ya da işte Rusya'da Ya harfi vardır, bizim ters büyük R harfi gibi. Evet. O da hani bu Latince harflerin işte A, B, işte sesliler, sessizler tarzında yorumluyorsunuz ya. Evet. Oradaki yorumlar nasıl? Burada sese göre yorumlamak daha sese doğru göre olur. Hı. Evet, mesela TSC, ben diyelim bir kişinin adında TSC, Almanca'da diyelim mesela var. Orada Ç sesi çıkar ve o Ç'ye göre almamız gerekir. Evet, peki mesela, Y'da ne oluyor? Y ve A olarak mı? Mesela Rusça'da mesela mesela Yana diye birinin ismi var diyelim. O ters R gibi yazılır Rusça'da. Onu mesela hem Y hem de A olarak yorumlamak gerekir. Çünkü zaten o öyle okunsa bile, tek harfle belirtilse bile hem Y'yi hem A'yı birlikte almak gerekir. Yani aksi takdirde hata yaparız. Çıkan ses. Çıkan ses önemli. Harf ya da işte 2-3 harfin birleşmesi değil. Aslında çıkan sese göre. Çıkan ses çok önemli orada. Ve Türk alfabesi, yani Latin alfabesi, bizim kullandığımız da Latin alfabesi ama nasıl sesimiz varsa onu olduğu gibi güzelce yansıtan bir tarzda alınmış. Bu tabii yıllar önce Mustafa Kemal Atatürk'ün bir dehasıyla bizdeki sesleri olabildiği kadar Latin alfabesine yansıtmış. Tabii Latin alfabesinde olmayan harfler de vardı. Mesela Ç. Ç harfini o altına bir kanca, kuyruk atarak oluşturmuş. Yumuşak Y mesela yine Latin alfabesinde yok. Bizim dilimize ait bir şey. Yumuşak Y'yi üzerine bir işaret atarak. Ş harfi mesela. Almanlar gibi S, C, H harflerinin üçünü beraber kullanacağımıza bu kağıt israfı da oluşturuyor. Hemen bir S'nin altına bir kuyruk atılmış. Ş harfi olmuş ki çok zekice gerçekten. İngilizler mesela Ç harfini Almanlar gibi T, S, C, H değil sadece C ve H ile Ç sesini verdiriyorlar. Yine bizimki avantajlı çünkü bizde tek bir harf olarak var bu. İşin tuhaf tarafı İngilizce'de harfler 26 tane falan, böyle bu fazla değil ama ses 45 tane. Mesela nazal N dediğimiz bir ses var ki o nazal N İngilizce'de de var, bizim İç Anadolu bölgesinde Ankara'da da var, o bölgelerde de. Mesela going, coming, sitting, thing derken oradaki N ve G harfleri burundan gelen şekilde söyleniyor. Going, coming, sitting, thing mesela burundan. İç Anadolu'da da aslında var ama alfabemizde yok. Mesela Angara, Sanga, Banga, Onga, Bunga, Şunga derken o N harfleri bizim dilimizde var. Hani İç Anadolu bölgesinde özellikle ama normal İstanbul Türkçesinde bulunmuyor. Ama biz isimleri de o şekilde tabii yazamıyoruz. Hani mesela K ve G şey pardon G ve G harflerinin öyle nazal bir şekilde isimlerde İstanbul Türkçesinde söylemiyoruz. Yani standart bizim dilimizde olan harflere göre bir numeroloji var, oturtulmuş bu. Buna göre isim enerjilerini hani numerolojilerini hesaplayabiliyoruz. Artı bir şey daha var isimlerde, mana. İsmin manası da çok önemli. Peygamber Efendimiz diyor ki çocuklarınıza iyi isimler koyun. Güzel manası isimler güzel koyun. İsimler olsun. Hatta değiştirdiği söylenir birkaç isim. Mesela Abdüluzza mesela bir kişinin dedi. İsmi. Abdüluzza'yı Uzza putunun kulu demek bu. Hubel. Hubel'in kulu gibi olan isimleri de şey yapıyor, Abdurrahman yapıyor, Abdurrahman yapıyor, işte Abdurrezzak yapıyor. Esma-ül Hüsna'daki Rabb-ü Teala'nın isimlerini o isimlere ekliyor Peygamber Efendimiz ve böylece değiştiriyor. İsmin manası güzelse elbette değiştirilmesine gerek yok. Ama maalesef bazı isimler gerçekten ses olarak belki güzel olabiliyor ama manası kötü olabiliyor. Şey için o yüzden oraya geldiğiniz için soracaktım. Şimdi bazı isimlerin anlamları işte
ateş manasına geliyor. Hani bazı sıkıntılı isimler var. İsimleri de atıyorum. Yani şu an tabii o isim sıkıntıları anlamını söylemiyorum. Örnek vermek için işte rüzgar, alev, niran tarzında ya, nar, affedersiniz, ateş. Yosma diye isim var. Gibi. Hani şimdi evet harflerin bir etkisi var ama toplamda o ismin de harflerle beraber çıkan o kelimenin de bir etkisi evet. var. Normalde. O yüzden bir isim alırken şunlara dikkat etmek çok önemli. Bir, ismimizin manası iyi mi? İkincisi, içerisindeki o sesler mesela harfler, onların enerjisi bizim doğum haritamıza uygun mu? İşte o mesela ilk defa sizden onu dinliyorum. Yukarıda da konuştuk. Evet. Genelde evet isimlere göre yorum yapılır, harflere göre birleştirilir. Hatta işte atıyorum ilk harfle ikinci harf uyar mı, diğeri üçüncü harf uyar mı, iki harfin yan yana gelmesi falan tarzında bir analiz var. Sadece tek harfi olarak değil. O ilk defa siz hani doğum haritasıyla beraber isme evet. uyuyor ben mu? Ben mesela analizler mu? Yaparken özellikle isim analizleri, doğum haritaları beraber analiz ederken bir kişinin ismi o haritaya uygun mu değil mi buna da bakıyorum. Ona göre bir kişiye yeni bir isim de önerebiliyorum. Çünkü o isim o kişinin o haritasına uymayabiliyor. Enerjisini düşürebiliyor. Anlatabildim mesela mi? Mesela örnek nasıl? Doğum haritasında işte mesela. Şu çıktı ama ismi bu gibi. Mesela örnek ne verebiliyoruz? Bir örnek söyleyeyim. Mesela bir kişinin burcu balık, yükseleni yengeç, duygu burcu balık. Şimdi kalkıp bu kişiye Fatma ismini verdiğiniz zaman zaten yumuşak olan bir karaktere siz yine çilekeş zorlukların içerisinde sınavlardan geçebilecek bir ismi veriyorsunuz. Cennetlik Fatma güzel bir ismi. Mi? O Fatma ismi çok güzel isimdir normalde. Fakat bu ismi aldığınız andan itibaren sert sınavlara maruz kalma ihtimaliniz çok yüksektir. Bunu balık, yükseleni yengeç, duygu burcu balık olan bir kişi kaldırabilir mi Allah aşkına? Zaten kendi karakteri yumuşak, hayatın kendisi sert. Bir de Fatma ismi verdiğinizde o kişiye ona uymuyor. Mesela aynı kişiye Ayşe ismini verirseniz bir anda enerjisi daha da yukarı doğru çıkar. Anlatabildim demek istedim. Çünkü Ayşe isminde çok daha güçlü bir enerji var. Başında A harfi, sonunda E harfi. Liderlik ve aynı zamanda hayata tutunma yönü çok daha fazla. Biraz daha Fatma ismi, biraz daha diğer gam bir isim. Zaten balık yükselen yengeç ya da duygu burcu işte balık olanlar da diğer gam yönleri fazla olur. Şimdi ama şöyle bir durum var ya hocam, şimdi siz bunu araştırıyorsunuz bir ilim olarak, kitaplarınızda var, programlarda anlatıyorsunuz. İşte enerjilerden dolayı işte isim şu olmalı, doğum haritasına göre bu olmalı falan değil mi? Doğru. Ama geçmişe gittiğimizde hepimiz birer isim alıyoruz annelerimizden, babalarımızdan. Böyle bir araştırma söz konusu değil. Tabii eskiden belli yoktu. Bir yaştan sonra şu an tabii yapılıyor artık. Anne babalar şu an çocuklarına isim bulurken bunları araştırıyorlar tabii gündem artık. Artık doğum tarihi bile belirlenebiliyor. Ama işte o dönem alınan isimler olduğu için bunlar bilmeyerek değiştirilebilir aslında. Koymuş ya da işte babasının ismiymiş koymuş, annesinin ismiymiş koymuş. Dolayısıyla doğum haritasıyla baktığınızda hani diyorsunuz ya bir sorun olabilir enerji anlamında o evet. karaktere. Ne olacak? İkinci bir isim mi koyacak o isim? Yok kişi. Aslında şöyle de yapabilir. Yaşı gençse mesela daha henüz 30 yaş öncesinde bir yaşı varsa çok daha rahat mesela gidip şeylere başvurursa yetkililere. Ben ismimi değiştirebilmek istiyorum dediği zaman değiştirebilir. Ama yeni tanıştığı insanlara yeni ismini de söyleyebilir. Bazıları İki şunu söylüyor. Olmaz mı? Çünkü onu ya, bilen o isimle biliyor. Olabilir. Burada mesele hangi isimle çağrıldığıdır. O ismin bir enerjisi oluyor o kişiye. Mesela ben kendi danışanlarıma bazı isimler önerdiğim zaman önceki isminden sonra yeni ismini aldığında çok daha hızlı bir değişim de olabiliyor kendi yaşantısında. Çünkü ona uygun olan ismi vermek gerekiyor ki isimlerin çok önemli olduğunu Peygamber Efendimiz'den de zaten duymuştuk manasını. Ama bir de dediğim gibi mesela Fatma ismi en güzel kimlerde harika durur? Mesela Oğlak, Başak veya Boğa burçları. Bunlar toprak gruplarıdır. Kazanma, çalışma, emek odaklıdırlar. Çalışamadıkları zaman kendilerini eksik hissederler. Dolayısıyla da biraz çalışma disiplini ve sert bir tarafları da olabiliyor idareci oldukları zaman. Ama Fatma ismi olduğu zaman onlara bir denge getirebiliyor bu isim.
Ve böylece bir tarafta iş dünyasının o katı kurallarına uyan prensipli yönleriyle devam ederken, bir taraftan da hisseden ve de aynı zamanda diğergam davranabilen, empati kurabilen güzel bir ismi angaje etmiş oluyoruz. Böylece çok daha harika bir sonuç ortaya çıkıyor.